Hemen Venbe Yatırım'a gidelim ve kendilerine soralım. Yunus Yurt Bakan var karşımızda. Yunus merhaba, iyi haftalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dolar TL'den kısaca bahsettim ben. 95'leri geçtikten sonra yeniden 92'nin altına geldik. Ne düşünüyorsunuz? Çok da elim bir olay yaşadık. Bundan daha az etkilenmiş gibi görünüyor parite. Sizin beklentiniz ne yönde? Şimdi haftanın başında olduğumuz için biraz hani orta vadeli makro düzeyde başladım konuşmaya. 2013 yılından bu yana 1.85'lerden bu yana bir yükseliş trendi söz konusu. Her düşüşte trend değişiyor mu sorusu akıllara geliyor. Yani haberlerde vesaire buna çok denk geliyoruz. Son yükselişte de hani 3.07'den sonra 2.90'lara kadar bir çekilme gördük. Aslında bu Fibonacci'nin hani düzelme noktasına tekabül ediyordu. Baktığımız zaman hafta sonu yaşanan üzücü olaylardan sonra gap'li bir açılış oldu. Bunu ister hani piyasadaki risk iştahı diyelim, ister gap'i kapatma isteği diyelim. Bu gap'i kapatmaya çalışıyor şu anda. Tekrardan bir 2.91 seviyelerini görmek istiyor. Ama genel trendi değiştirir mi? Değiştirmez. Hem kısa vadeli hem orta uzun vadeli beklentimiz yükseliştir hala. Çünkü işin senaryosuna bakalım. Hani Türkiye'deki hikaye hala devam ediyor. Kasım ayında bizi bekleyen bir seçim var ve yakın zamanda bunun anketleri de hani piyasada yorumlanmaya başlanacak. Piyasadaki genel kanı ne? Önceki seçimde benzer sonuçların ortaya çıkması. Bir önceki kadar sert yükselişler göremesek bile dolar TL'yi çok fazla düşüremeyecektir. İşin Amerika kısmına bakalım. Fed faiz artırırsa ne olur? Herkes biliyor, herkes söylüyor. Dolardaki değer kazanımı devam edecektir. Gelişmiş ülkelerdeki borsalar düşmeye devam edecektir. Peki Fed'in faiz artırımını engelleyebilir? Çin'deki yavaşlama ya da büyüme hızındaki yavaşlama diyelim. Bu da tabii ki doların değer kazanmasını engeller ama gelişen ülkelerdeki borsaları tetikleyeceği için yine TL'de değer kaybı olacaktır. Bu da yine dolar TL yukarı yönlü baskılayacaktır. Kısa vade konuşursak 2.91'de ve 2.89'da önemli destekler var. Orta vade konuşursak da 2.85'te yine Fibonacci düzeltme seviyesi var %50. Bu rakamların üzerinde kaldığımız sürece dolar TL'de yükselişin devamını bekleriz. Yunus, peki son 30 saniyem ama petrolü de sormak istiyorum. Çünkü orada ufak tefek satışlar olsa da kısa vadeli dirençler geçildi. Nedir beklentiniz? 47'nin üzerine çıkarsa 50'yi hedefliyoruz demiştik ki 51'e kadar da yükseldi. Burada hani üretimden yavaş yavaş çekilen ufak işletmelerin de olduğunu biliyoruz. Hani bir nevi arzda da yavaş yavaş kısılmalar başlanıyor. Çok kısa söylemek gerekirse hani büyük fonların veya işte beklentilere baktığımız zaman yıl sonunda 50'nin üzerinde bir petrol fiyatı bekleniyor. Bu da tabii ki piyasayı tetikliyor. Açık konuşmak gerekirse 47 kısa vadeli, orta vadeli 44'ün üzerinde biz yine 50'nin üzerinde rakamlar görmeyi bekliyoruz. Yunus çok teşekkürler. Kolay gelsin ve Venbe Yatırım'ın görüşleri de bu şekilde. Peki.